Sonrasında inanılmaz bir şekilde yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Baktık arkadaşlar, basit bir şekilde %21'lik bir yükselişi öngörmüşüz. Şöyle bir yükselişi basit bir şekilde yine öngörmüş sistemimiz. %16'lık bir yükseliş 1 saatlik grafiklerde. Kesişimin sonrasında işleme girdiğimizi düşünürsek bakın buradaki pump'ı basit bir şekilde öngörebildiğimiz bir sistemle arkadaşlar karşınızdayız. Buradaki yükselişini de en fazla %8.60'a kadar yapmış ve Bitcoin'de de mükemmel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Sizlerle birlikte mükemmel trendleri öngörüyor buradaki sistemimiz ve bu şekilde yükselişleri basit bir şekilde önceden tespit edebiliyorsunuz. Buradaki düşüş sinyallerinden sonra da inanılmaz bir şekilde sistemin çalışmış olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Mesela arkadaşlar şöyle bir baktığımızda yükseliş sinyallerinin hep diplerde, bakın görmüş olduğunuz gibi, düşüş sinyallerinin de hep tepelerde olmuş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Bakın tamamıyla yukarı doğru çıkıyor. Yükseliş sinyalinden sonra %75'lik bir yükseliş gelmiş. Burada %75'lik bir trendi de öngörmüş buradaki mükemmel sistemimiz. Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere 1 dakikalık grafiklerde, 5 dakikalık grafiklerde, 15 dakikalık grafiklerde, 45 dakikalık grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde ve günlük grafiklerde tüm zaman dilimlerinde çalışan harika bir al-sat taktiğinden bahsedeceğim ve bu al-sat taktiğini bütün altcoin'lerde ve Bitcoin'de de kullanabilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar paritelerde de faydalanabileceğiniz bir sistemdir. Bunu da belirtmek isterim. Yani alım satımın olduğu her yerde hisse senetleri dahil, forex dahil bu sistemi basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sistem inanılmaz bir şekilde işinize yarayacak ve buradaki sistemimizde indikatörlerin ayarları özel olarak ayarlandı. Tamamen ayarları üzerinde çalışılmış ayarlardır arkadaşlar. Çok özel bir sistemdir. Bu özel sistemi nasıl kullanabileceğinizle ilgili sizlere hemen detaylı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ücretsiz olarak bu sisteme sahip olacaksınız. Bu arada arkadaşlar YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. Süper Teşekkür adında. Bu özellikle arkadaşlar kanalda bir destekte bulunup yorum yapabiliyorsunuz ve yorumunuz renkli bir şekilde görünüyor. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Kanala destek olmak isterseniz bu şekilde Süper Teşekkür'le yorumlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sistemi sizlere ücretsiz bir şekilde sunacağım ve buradaki sistemimizin arkadaşlar kodlanarak bir tane indikatöre dönüştürülüp para karşılığında satıldığını belirtmek isterim arkadaşlar. Biz bu indikatörü bir şekilde elde ettik ve üzerine durduğumuzda işte buradaki sistemin manuel kullanımını sizlere detaylı olarak aktaracağım. Buradaki sistem inanılmaz değerli arkadaşlar. Yani ne kadar satıldığını sizlere söylemeyeyim ama çok değerli bir sisteminiz olacak. Buradaki al-sat taktiğini kullandıktan sonra şimdi arkadaşlar kurulumunu sizlere detaylı olarak göstereceğim. Arkadaşlar bu arada al-sat botları ile ilgili birçok soru gördüm yorumlarda. Bot için size önerebileceğim ilk site Bitscape'tir. Bu siteyi botlarla ilgili çok faydalı buluyorum ve bu bir sponsorluk videosu değil. Yani sadece yorumları topluca bilgilendirmek istedim kısaca. Öncelikle Bitscape hesabınızı bağladıktan sonra botlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve sonrasında yeni bot başlat bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza 3 adet farklı bot çıkıyor. Eğer yeniyseniz klasik botu en güvenli şekilde al-sat istiyorum diyorsanız S-Bot'u, vadeli işlemler için bot istiyorum diyorsanız da DCA botu tercih edebilirsiniz. Ancak DCA'yı çok fazla tavsiye etmiyorum. Buradaki botların nasıl çalıştığını demo modunu etkinleştirerek 10.000 dolar bakiye ile test de edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde aralarındaki farkları da anlayabiliyorsunuz otomatik işlemler açarak. Örnek olarak S-Bot'u seçtik. En düşük ve en yüksek fiyat aralıklarını bu şekilde belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi botumuz da bu seviyeler arasına ızgaralar koyarak otomatik al-satlarını yapıyor arkadaşlar. Ek olarak bakiyemizi buradan belirleyebiliyoruz. Karı al, bakın zarar kes seviyelerimizi de buradan belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Ek olarak pump koruması gibi özellikleriyle de pumplardan zarar etmemizi önleyen bir bottur. Ardından başla butonuna tıklayarak botu aktif edebiliyorsunuz. Sizleri bu al-sat botu ile ilgili kısaca bilgilendirmek istedim. Şimdi hemen videomuza dönelim. Öncelikle şuradan açayım, detaylı olarak sizlere buradan anlatayım arkadaşlar. Burada 3 tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi Trend Lines indikatörü arkadaşlar. Buradan göstergeler bölümüne tıklayarak Trend Lines indikatörümüzün nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlayabiliriz. Buradan arkadaşlar Trend Lines, aynen bu şekilde Trend Lines indikatörümüz direkt olarak karşımıza çıkıyor. Bakın Lux Algo tarafından yazılmış harika bir indikatör. Tıklayarak grafiklerimizi entegre ettik ve sonrasında ikinci indikatörümüzü de grafiklerimizi entegre etmek için BJ boşluk süper script arkadaşlar bu şekilde yazabilirsiniz. Bakın bu yorgun süper script arkadaşlar tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz ve sonrasında 3. indikatörümüzde CCI şeklinde yazılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi MTA kanal endeksi şeklinde yazılıyor. Bu şekilde 3 tane indikatörümüzü öncelikle grafiklerimize entegre ediyoruz. Sonrasında buradan çarpıya basıp indikatörlerimizin ayarlarına geçiyoruz. Burada dediğim gibi arkadaşlar ayarlar bölümü çok önemli çünkü kodlar özel olarak hazırlanmış. Burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve stil bölümündeki ayarları tamamen ekranda görmüş olduğunuz gibi yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar buradaki işaretleri kapatacağız öncelikle. Bakın buradaki işaretler bizlere trendlerle ilgili sinyaller veriyor. Buradaki işaretleri kapatacağız öncelikle. Burada bizim ihtiyacımız olan sinyaller upper break ve lower break şeklinde, bunlar bu şekilde kalacak. Ardından yapmamız gereken işlem buradan girdiler bölümünde 10, 0.9 ve ATR olarak buradaki güncellemeleri yapmamız arkadaşlar. Bunlar bizler için çok çok önemlidir. Buradaki ilk indikatörümüzün herhangi bir şekilde farklı bir ayarını yapmıyoruz. Tamamen bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Görünürlük bölümünde tamamen aynı şekilde kalıyor. Stil bölümü böyle. Girdiler bölümünde bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz ve ikinci indikatörümüze hemen geliyoruz. BC Superscript. Önceki videolarından bir tanesinde de bu indikatörü kullanmıştık ve eksi 0.1 arkadaşlar. Bu ayar çok çok iyidir. Bence BC Superscript indikatörünün en iyi ayarı eksi 0.1'dir. Bunu da belirtmek isterim. Bu ayarla çok iyi sistemler kurulabiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sonrasında bu şekilde ilk bölümü güncelliyoruz. Hemen sizlere şöyle göstereyim yavaş yavaş. Aynı şekilde güncellemenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Tamamen aynı şekilde olsun. 5.0, 5.9, 21 şeklinde burası da. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir şekilde farklı bir ayar yapmıyoruz. Şöyle aşağı doğru getirelim. 25, 5, 14, 5, 25, 13, 13, 14, 0.043, 0.043, 0.34 şeklinde güncellemelerimizi yapıyoruz. Yine devam ettiğimizde stil bölümünde yine birkaç ayar yapacağız arkadaşlar. Burada aynı şekilde güncellemelerimizi yapmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar buradaki tikleri kapatmanız gerekiyor. Yani bu şekilde tikleri kapatarak güncellemenizi yapabilirsiniz. Ardından arkadaşlar görünürlük bölümündeki ayarlarımız da bu şekilde. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. İki tane indikatörümüz bizlere harika al-sat sinyalleri verecek ve burada teyit indikatörü olarak harika ama harika bir indikatör kullanıyoruz. Burada CCI indikatörümüz arkadaşlar bizlere inanılmaz şekilde buradaki sistemimizde yardımcı olacak. Uzunluk 45, bakın çok önemli. Uzunluk 45 olacak. Sonrasında YDK3, SMA şeklinde ve 5 şeklinde buradaki güncellemelerimizi yapıyoruz. Ardından arkadaşlar stil bölümünde CCI'yi açık tutuyoruz ve ortaya bir 0 çizgisi çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu 0 çizgisini bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Yani rengini değiştirebilirsiniz. Tamamen sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şeffaflığını da biraz artırarak sizlere göstereyim. Buradaki CCI'yi de beyaz olarak güncelleyebilirsiniz. Tamamen renklendirmeyi sizlere bırakıyorum. Görünürlük bölümünde tamamen aynı şekilde kalıyor. Sonrasında tamama basmadan önce 45 mi diye tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz. İşte buradaki sistemi arkadaşlar nasıl kullanırız? Yani buradaki sistem gerçekten çok değerli ve verdiği sinyaller çok çok harika. Videonun sonunda sizlere canlı bir sinyali zaten detaylı olarak göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradaki sistemimizde bir yükseliş sinyali almamız için hemen şu şekilde sizlere göstereyim. Bir yükseliş sinyali almamız için ve bu sinyali 1 dakikalık grafikte de alabilirsiniz. 5 dakikalıkta da 15 dakikalıkta, yani tüm zaman dilimlerinde geçerlidir arkadaşlar. Buradaki sistemimiz ve çok değerlidir. Bunu da belirtmek isterim. Öncelikle bize iyi bir sinyal nasıl gelir? Sizlere 5 farklı altcoin'de ve Bitcoin'de göstereceğim buradaki sinyalden nasıl güzel sinyaller alabileceğimize. Baktığımız zaman arkadaşlar burada öncelikle bizlere bir buy sinyali gelmesi gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir buy sinyali almamız gerekiyor. Buradaki sistemimizde bu şekilde bizlere bir buy sinyali vermesi gerekiyor. Ve buy sinyali verdiğinde arkadaşlar ya aynı anda ya da buy sinyalinden sonra bizlerin bir CCI indikatöründen beyaz çizginin kırmızı çizgiyi, yani 0 çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kesme sinyalinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela AVAX USDT'de 45 dakikalık grafiklerde şurada vermiş olduğu sinyal gibi. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir buy sinyali gelmiş ve sonrasında ardından bir kesişim gelmiş. Yani aynı anda gelmesine de gerek yok her zaman. Sonrasında da bir kesişim gelebilir. Yani burada buy sinyali yandığında aşağıdaki CCI çizgimiz yavaş yavaş yukarıya doğru yönünü vermiş olabilir ve sonrasında kesişim gerçekleşmiş olabilir. Bu da bizlere bir kesişim sinyali verir arkadaşlar. İşte bu şekilde bir buy sinyali aldıktan sonra aynı anda veya bir süre sonra CCI'nin beyaz çizgisinin kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarı keserek mum kapatma sinyalimizi de aldıktan sonra arkadaşlar bir sinyalimiz daha gerekiyor ve bu sinyalimiz de arkadaşlar hangi sinyalimiz? Tabii ki de BC Superscript indikatörümüzden gelen bir kesişim sinyali. Peki bu kesişim sinyali nasıl oluyor? Tamamen ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar kırmızı olarak devam eden bir çizginin diğer çizgiyi keserek maviye dönüşmesi bizlere bir sinyal veriyor arkadaşlar. Mesela burada baktığımız zaman şurada tam olarak birleştiklerini görüyoruz ve buradan zaten birbirlerini keserek maviye dönüşeceklerini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela TRX USDT 15 dakikalık grafiklerde vermiş olduğu bu mükemmel sinyalinden biraz bahsedelim. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada da kırmızı olarak devam ediyor BC Superscript çizgilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kırmızı ve sonrasında kesişim gerçekleşiyor. Buraya da baktığımız zaman buy sinyalimizle beraber kesişimimiz gerçekleşmiş ve sonrasında inanılmaz bir şekilde yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Mumlarımızın ve bu fiyat artışını basit bir şekilde önceden tespit edebiliyoruz. Yani neymiş arkadaşlar? Burada buy sinyalini aldıktan sonra aşağıdan buy sinyalinden sonra gelen beyaz çizginin kırmızı çizgiyi kesme sinyalini almamız gerekiyor ve ardından da arkadaşlar buradaki kesişimi görmemiz gerekiyor. İşte bu sinyal bizim için harika bir yükseliş sinyalidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel trendleri ön görüyor. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyalin başına saralım. Mesela buradaki sinyali ta önceden vermiş. Baktığımız zaman arkadaşlar günlükte de aynı şekilde mesela günlükteki sinyalini kontrol ettiğimizde burada kesişimde sinyalimizi aldığımızı düşünürsek baktık arkadaşlar basit bir şekilde %21'lik bir yükselişi öngörmüşüz. Sistemimiz inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar yine WU'da da bir yükseliş sinyali almışız. Örneklendirmelerle sizlere bilgi veriyorum arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bir buy sinyalimizi almışız ve sonrasında bir kesişim gerçekleşmiş. Şu şekilde indikatör isimlerini de açalım. Kesişim gerçekleşmiş ve ardından arkadaşlar şöyle bir yükselişi basit bir şekilde yine ön görmüş sistemimiz %16'lık bir yükseliş 1 saatlik grafiklerde. Ve yine arkadaşlar baktığımız zaman AVAX USD'de buradaki kesişimin sonrasında işleme girdiğimizi düşünürsek bakın buradaki pump'ı basit bir şekilde ön görebildiğimiz bir sistemle arkadaşlar karşınızdayız. Buradaki yükselişini de en fazla %8.60'a kadar yapmış ve sonrasında yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Buradaki sistemimizin harika bir şekilde çalıştığını sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Yine TRX'e de mükemmel bir sinyal vermiş 15 dakikalık grafiklerde. Solana USDT'de de arkadaşlar sizlere bir düşüş sinyalinden bahsedeceğim detaylı olarak birazdan. Ve baktığımız zaman yine Bitcoin'de de mükemmel bir şekilde çalıştığını görüyoruz sizlerle birlikte. Bu şekilde arkadaşlar yani bir buy sinyali alacağız başta. Sonrasında CCI'den aşağıdan bir kesişim alacağız. Ardından da arkadaşlar buradaki kesişim sinyalimizde BC Superscript indikatörümüzden aldıktan sonra ve mum kapanışından sonra bizlere mükemmel trendleri ön görüyor buradaki sistemimiz ve bu şekilde yükselişleri basit bir şekilde önceden tespit edebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bir düşüş sinyalini nasıl alırız? Hemen bu şekilde bir zoom yapalım. Mesela buradaki düşüşü öngören harika bir sinyalin nasıl geldiğini sizlere göstereyim. Tamamıyla aynı mantıkla hareket ediyor. Şöyle bakalım bir zoom yapalım. Detaylı olarak görebilmemiz adına. Baktık arkadaşlar mavi olarak devam eden bir BC Superscript indikatörümüz bakın mavi şekilde devam ediyor ve bizlere bir kırmızı sinyal geldi. Bir düşüş sinyali geldi arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı olarak sinyallerimizi alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir düşüş sinyali verdi. Düşüş sinyalimizi aldıktan sonra hemen kontrollerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir mum sonra baktık aşağıda olsun gözümüz. Bakın burada buy sinyalimizi aldık. Mum kapanışı gerçekleşti ve bir mum sonra bu şekilde arkadaşlar yönünü aşağı doğru verdi ve sıfır çizgisini kesti. Bakın ortaya getirelim. Şuradan bakalım arkadaşlar sıfır çizgisi. Burada CCI çizgimiz yani buradaki mavi çizgimiz. Tabi beyaz olarak da güncelleyebiliriz bunu. Hiç fark etmez. Tamamen sizlere bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çizgimiz sıfır çizgisini aşağı doğru kesti. Kırmızı düşüş sinyalimizden sonra ve bekledik arkadaşlar. Burada bir kesişimle geldi ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam olarak şuradaki mumun kapanışında yönünü tamamen aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz fiyatların ve buradaki düşüş sinyallerinden sonra da inanılmaz bir şekilde sistemin çalışmış olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Sistemimiz harika bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu sistemin değerini kesinlikle bilin. Testlerinizi de yapın ve ne kadar iyi çalıştığını sizler de görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz sinyal en iyi sinyallerden bir tanesidir ve canlı bir sinyalini aldık. Bakın şimdi bir zoom yapalım şu şekilde. Evet. Şöyle zoom yapalım. Bakın arkadaşlar şimdi burada çizgilerimiz bu şekilde devam etmiş ve sonrasında burada bir kesişim gerçekleşmiş. Bakın alttan kesmiş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte ve ardından bir buy sinyali yani B sinyali gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi B sinyalimizde almışız. Hemen CCI indikatörümüze baktığımız zaman da çizgimiz sıfır çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiğini görüyoruz ve burada bizlere işte en iyi sinyalini veriyor ve ardından gelen yükseliş işte bu şekilde arkadaşlar canlı bir sinyalinde bu şekilde dakikalık grafiklerde görmüş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel bir yükseliş buradaki sinyalimizin ardından geliyor. Sizler de detaylı olarak kontrol ederseniz bu sistemin kusursuz bir sistem olduğunu göreceksiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bir baktığımızda yükseliş sinyallerinin hep diplerde bakın görmüş olduğunuz gibi düşüş sinyallerinin de hep tepelerde olmuş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Sizler de kontrollerinizi elbette detaylı olarak yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar mesela yükseliş sinyallerini sizlere şu şekilde göstereyim. Yükseliş sinyallerinde şöyle bakın. Sinyal şu şekilde gelebiliyor. Yani bu şekilde de bir sinyal alabilirsiniz. Şu şekilde olması gerekmiyor. Sonradan bu sinyal buradaki yeşil sinyale dönüşüyor arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman burada çok güzel bir yükseliş sinyali alıyoruz. Bakın burada B şeklinde kaldı. ve bakın yönünü tamamıyla yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Bakın tamamıyla yukarı doğru çıkıyor. Sonrasında arkadaşlar buradaki B sinyali bakın şöyle izliyoruz. Hala devam edelim şöyle izlemeye. Buradaki B sinyali çekilip buradaki yükseliş sinyali bakın şöyle diğer B olarak kalabiliyor. Şu şekilde bekleyelim biraz. Şöyle bekleyelim. Bakın sinyalimizin başında bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık da hızlandıralım. Buradaki sinyalimize baktık arkadaşlar. Mesela buradaki bakın yükseliş sinyalinde bakın inanılmaz bir şekilde yönünü yukarıya doğru vermiş. Baktık şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eski haline dönüştü bakın. Diğer haline dönüştü. Buradaki B şeklinde kaldı. Mesela buradaki yükselişi de bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi kesişim buradaki mum kapanışında gerçekleşmiş ve şuradan hemen hesaplayalım. Baktık arkadaşlar buradaki yükseliş sinyalinden sonra %75'lik bir yükseliş gelmiş. Burada %75'lik bir trendi de öngörmüş buradaki mükemmel sistemimiz. Burada sizler için harika bir sistem var arkadaşlar. Kesinlikle üzerinde durun derim. Sistem çok çok değerli. Bunu da belirtmek isterim ve tüm zaman dilimlerinde çalışması da bambaşka bir etkisi arkadaşlar. Ek olarak trendleri de bu şekilde öngörebiliyorsunuz. Buradaki örneği arkadaşlar sizlere canlı sinyallerde sinyallerin nasıl geldiğini örneklendirmek için gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar basit bir şekilde sinyallerimizi alabiliyoruz. Bu sistemimizin kurulumu ve kullanımı da tamamen bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalanmak isterseniz TradingView.com sitesi üzerinden ücretsiz olarak kurulumunu yapabilirsiniz. Kurulumunu, kullanımını, yükseliş sinyalini nasıl alabileceğimizi, düşüş sinyalini nasıl alabileceğimizi sizlere detaylı olarak gösterdim. Umarım sizlere çok çok faydalı olur diyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza, ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.